Adnan Bey, siz hep korun kardeşinizin ne kadar mert olduğunu anlatıyorsunuz. Gerçekten tam anlattığınız gibi biz de şahit olduk bugün. Maşallah. Ya kardeşim, şimdi burada gördüğünüz kardeşimiz Kürt. Kürt işte böyle olur. Bak, hiç kimse olmazsın diyor. Biz hepsini kazaya atarız diyor PKK'nın. Tek başına kalsam yine mücadele ederim diyor. Delikanlının nasıl? Hep böyle de korucular. E kardeşim, bunlara, bu mübarek insanlara yani bir sigorta, imkan niçin verilmesin ya? Helali hoş olsun. İftihar ederiz. Oranın süsü, güzelliği onlar ya. Mesela Mardin'e gittik bir köyüne. Mükemmel otomatik silahlı. Her yeri fişekliklerle dolu böyle. Aslanlar bizi karşılıyor Türk bayrağı yakasında. Köye PKK'nın gelmesi imkanı var mı? Asla. Ya istediğin gibi geceleyebilirsin o köyde. İstediğin gibi gezebilirsin. E öbür türlü heyula, dehşet yaşanıyor. Bu itlerin hiçbirine girememesi için koruculuk sistemin iyice yaygınlaşması lazım. O zaman köyler karakol oluyor. Bak, köyler karakol oluyor. Açık karakol oluyor. Ne kadar güzel bir şey bu ya. Köyde karakol yoksa kim olacak? Korucu olacak. Ne kadar? 10 tane, 20 tane değil. Bir köyde en az 50-60 korucu olması lazım. Ki bu köpekler yanaşamaz. Maaşları biz veriyoruz kardeşim, bizim vergimizden alıyorlar değil mi? Helal hoş olsun. İftihar ederiz. Korucu başı kardeşlerimiz de gelebilirler. Orası onların istedikleri gibi. Her zaman gelip konuşsunlar. İftihar ederiz.